Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ben Doğankent Bağışları Muhtarı Ferit Amra. Başkanım öncelikle bizim Doğankent'e mezarı sıkıntımız varsa olsun daire başkanımız Sinan Küran'ımız ilgileniyor. Bu konuda size teşekkür ediyorum. İnşallah çözeceğiz beraber sıkıntımızı. Başkanım hoş geldiniz. Doğankent Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngör'dü. Başkanım bundan bir sene önce cami lojmanımız için sizden bir ricamız olmuştu. O ricamızı gerçekleştirdiniz, yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Lojman şu an çok iyi vaziyette. Bundan sonra da çok daha iyi olacak. Ben her konuşmamda her sene bir sene öncesinden daha iyi olacak derdim. Şimdi biraz daha rahatım. Ben bir ülkeyi çok düşünüyorum, iki adamımı çok düşünüyorum. Bana bir görev verdiniz, bana güvendiniz, oy verdiniz. Belediye başkanlığı koltuğuna oturttunuz. Gece gündüz size layık olmaya çalıştım, çalışıyorum. 3 sene cırmaladık. Mali disiplinle ilgili çok cırmaladık. Yani yıllar yılı yöneticilik yapmış bir insanın belediye başkanının olmasının farkını yaşıyor Adana. Adana önemli bir kent, Adana büyük bir kent, Adana Türkiye'nin en önemli 4. kenti ama Adana'nın geliri 22. sırada. Bir Adanalı olarak bırakın belediye başkanı olmayı, bunu hazmedebilen bir adam değil. Adana 22. sırada olmamalı. Ben Adana tarihinde belki ilk kez kredi kullanmadan yeni otobüs alan bir belediye başkanı olacağım. Şimdi yaklaşık 60 otobüs görüşmesi yapıyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır. Bir kuruş kredi kullanmadan, borçlanmadan alacağım. Dolayısıyla size hizmet ettikçe bizim yüzümüz gülüyor. 2023 yıl daha iyi olacak, 2024 yıl daha iyi olacak. Zaten ikinci dönemden sonra eğer Allah nasip ederse hiçbir sorunu kalmayan, para da derdi kalmayan bir Adana Belediyesi olacak. 4,5 milyar borcumuz bizim 3,8'in altına düşecek bir sene sonra. Bu sene gelirimiz borcumuzun üstüne çıkacak. Bu sene gelirimiz 4,2 milyarın üstüne çıkacak. Artık iş yapabilen, önü açılan, eli kolu zincire bağlı olmayan bir Adana'ya sahip oluyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz için, Adana'ya daha iyi hizmet vereceğimiz için, bu kuşları sağladığımız için biz de çok mutluyuz. Şu anda Adana'da geldiğimize oranla %80 suç şikayeti azaldı. Merkezde çözülmeyen su sorunu kalmadı.